Çocukların koronavirüsü hafif, hatta belirtisiz atlattığı biliniyor. Ancak uzmanlara göre asıl tehlike sonrasında başlıyor. MIS-C ismi verilen hastalık çok kısa sürede kalpten beyne kadar birçok organın iflasına sebep olabiliyor. Anne babaların belirtileri dikkate almasıysa hayati önem taşıyor. Aç ağzını. Ben çok etkilediklerini düşünmüyorum. Çocukları özellikle bu koronanın etkilediğini düşünmüyorum. Demek değildir ki koronavirüs çocuklara gerek hastalığı sırasında gerekse hastalığın izleyen dönemde zarar vermediği anlamına gelmiyor. Çocuklarla ilgili MIS-C diye bir hastalık duydunuz mu hiç? Yok, duymadım. İlk defa duydum, yok. Endişelendim şu an yani. MIS-C koronavirüs hastalığını geçiren çocuklarda genellikle hastalıktan 4 ila 6 hafta sonra görülen bir durum. Üçte birinde ağır seyreden bir hastalık. Çocuklar koronavirüsü belirti bile göstermeden atlatabiliyor, ancak virüs geride çok ciddi hasarlar bırakabiliyor. Özellikle aynı anda birden çok organı çalışamaz hale getiren MIS-C vakalarında artış var. Birden fazla organ sistemini tutan bir hastalık. Yani öyle sanıldığı kadar basit bir durum değil. Kaybettiğimiz 4 yaşındaki bir çocuk direkt böbrek tutulumundan ve akciğere kanamadan kaybettik. Çok fırtınalıydı. Bir gecede yatıp ertesi sabaha kaybettiğimiz bir çocuk oldu. Koronavirüs salgınının başladığı ilk günden bu yana kronik bir rahatsızlığı yoksa çocukların hastalığı çok hafif, hatta belirtisiz atlattığı gözlemleniyor. Ancak virüsü taşırken değil ama negatife döndükten birkaç hafta sonra asıl sorun ortaya çıkıyor çocuklarda. 1-2 ay içinde aynı anda birden çok organ yaşamsal faaliyetlerini yerine getiremez oluyor. Bir grup çok ağır seyrediyor. Şok dediğimiz tabloyla tansiyonu düşüyor, genel durumu çok bozuluyor. Çok kısa sürede müdahale edilmezse bu çocuklar kaybediliyor. MIS-C adı verilen hastalık çoğunlukla uzun süre devam eden yüksek ateşle gösteriyor kendini. Bilinç kaybına kadar ilerliyor. Ateş, karın ağrısı, kusma, ishal ve genel bir halsizlik, bilinçte bulanıklık veya göğüs ağrısı, kalp tutulumu varsa hemen hastaneye başvurması lazım. Gün 24 saati ben endişeliyim. Tabii ki, tabii ki çocuk sahibisiniz. Endişelenmez misiniz? En çok etkilenen organlar kalp, gastrointestinal sistem, mide, bağırsak sistemi, beyin, böbrekler etkilenebiliyor. Bu çocukların bir kısmı, bizim kendi deneyimimizde de karşılaştığımız, koronavirüs geçirdiğini dahi bilmiyor. Türk Pediatrik Kardiyoloji Derneği Başkanı Profesör Doktor Kürşat Tokel, aileleri MIS-C belirtilerine karşı uyarıyor. Hastalığı önlemenin ya da etkilerini en aza indirmenin tek yoluysa aşı. Sağlık Bakanlığı'nın aşı tanımladığı çocukların hızla aşılanması hastalığın ölümcül etkilerini de ortadan kaldırıyor. Tek elimizdeki silah şu anda aşı.